Tahkikatta bir gelişme olup olmadığını merak ediyorum Mahalle Bey. Behram Paşa'yı uzun süredir göz hapsine almıştım. Fakat açık vereceği benzemiyor paşam. Belki de suçsuzdur. Zira hayatımı kurtardı. Bak ha, onda bana suikast düzenleyecek cüret ne arar? Buna zekası da yetmez, kuvveti de. Aklı veren başkası olabilir paşam. Göreceğiz Bahri Bey. Siz tahkikata devam edin. Eğer bir gelişme olursa evvela bana haber verin. Emredersiniz. Hünkârımıza kadar ulaştım. Vazife talep ettim. Ancak henüz bir sonuç yok. Paşa, tedbiri elden bırakma. Bir an evvel divana girmen lazım. Merak etmeyin efendim. İbrahim Paşa hakkında öyle bir şey öğrendim ki elime düştü. Yakında ne istersem yapacak. Maşallah sultanım. İkisi de nur topu gibi. Allah nazarlardan saklasın. Alsana kucağına. Hadi korkma al. Paşam, Allah bağışlasın. Sağ olun, gel kalkın. Nasılsın Nigar? İyi misin? İyiyim sultanım. Darısı başına. İnşallah tez zamanda sen de çocuklarını kucağına alırsın. Amin. Sultanım, müsaadenizle. Paşam. İbrahim. Hı. Mahidevran'ın hali neydi öyle? İnşallah bir hata yapmaz. İnşallah. Kırım ve Kazan'daki taht kavgasının büyüdüğünü ve çok kan döküldüğünü söylüyor ulaklar. Müdahale etmemiz gerekebilir hünkârım. Bilhassa Abigen'in babası Kazan Han'ı Sahip Girayhan zor durumda gözüküyor. Sahip Girayhan'ın buraya sağ salim getirilmesini sağla. Olayları yakinen takip et. Malumatım olacak. Emriniz başım üstüne. Hünkârım. Hızır Hayrettin Reis'ten mektup geldi. Barbaros'tan bu haberi bekliyordum. İbrahim Paşa oku. Bakalım Barbaros Hızır Reis neler demiş. Padişah-ı Cihan Sultan Süleyman Han Hazretlerinin dergah-ı alilerine arz-ı bendeyi bir miktar budur ki. Bu reis kulunuz Bahri Sefit'te Cezayir açıklarında bulunan Penon kayalıklarını bir günde 1000 gülle atıp aldım. 700 İspanyol esir ele geçirdim. İlaveten 30.000 Hristiyan'a taş döktürüp mezkur kayalıkları Cezayir'e bağladım ve buraya bir mendirek yaptırdım. Yardıma gelen İspanyol filosu ise yanlış yere geldiğini zannetti ve onları kolayca ele geçirdim. Bu esnada İspanya kralı Bedbah Şarke'nin Cenova'ya geldiğini haber aldım. Kendisine korku salmak üzere en cengaver reislerimi göndererek Marsilya, Nice ve İspanya sahillerini yağmalattım. Elhasıl artık Cezayir, kudretli hünkârımızın bu denizdeki en muhkem limanı olmuştur. Emri ferman, saadetli padişahımındır. Bendeyi Hızır Hayrettin, reisi Bahri Sefil. Âlâ. Avrupa'nın kalbine kadar ilerledik.
Neredeyse bütün Avrupa ayaklarımızın altında. Hünkârım, Kaptan-ı Derya Kemankeş Mustafa Paşa ile donanmamızın son vaziyetini konuştum. Piri Mehmet Paşa ve Piri Reis'in çabalarıyla rahmetli hanımız Sultan Selim Han'dan bu yana çok kuvvetli bir donanmaya sahibiz. 500 pare gemimiz hazır vaziyette bekler. Lakin Rodos'un fethinden bu yana Tuna Nehri'ni aşıp geri gelmekten gayrı büyük bir sefer bekliyorlar. Evet. Artık büyük denize açılma vaktidir. Akdeniz'deki hakimiyetimizi muhafaza etmek ve dahi ilerletmek mecburiyetindeyiz. Ki bu bizim kara seferindeki hareket kabiliyetimizi de arttıracaktır. Karada ve denizde aynı anda bizimle savaşıyor olmak Şarlık'ın ziyadesiyle korkutacaktır. Paşa Hazretleri. Hayırdır Behram Paşa? Bakıyorum kendine mesken belirledin burayı. Affedin paşam, lakin merak içindeyim. Hünkârımızla görüştüm daha önce yeni bir vazife vermesi hususunda. Hünkârımız sana sabırla beklemeni söylemedi mi? Sabrım kalmadı paşam. Yıllardır bekliyorum. Ne vakit vazife vereceksiniz? Laflarına dikkat et Behram Paşa. Sana mı soracağım ben? Ne vakit dersem o vakit. Şimdi git buradan. Bir daha da zamansız çıkma karşıma. Az kaldı paşa. Bu lafları yedireceğim sana. Sultanım. Paşam. Hayırdır, bir mesele mi var? Kulağıma bir şey geldi. Sizinle alakalı. Gene ne yalanlar uydurmuşlar acaba hakkında? Seni kimin okla zehirlediğini öğrendim. Öğrendin. Öyle mi? Anladım. Her şeyi benden bileceğini biraz etrafına baksaydın keşke. Kimmiş peki bu? Behram Paşa. Nereden öğrendin bunu? Kendi ağzıyla itiraf etmiş. Neden inanayım ki sana? Paşa. Beni hafife alma. Diyelim ki söylediklerin doğru. Bunu bana niye söyleyesin ki Hürrem Sultan? Bu hadiseyle alakalı üzerinde bir şüphe kalsın istemem. Zira hünkârımızın aklını karıştırmak isteyenler olabilir. Paşam. Behram Paşa. Bakıyorum mesken tutmuşsun kendine meğer. İstersen sana burada bir vazife verelim. Neden geldiğinizi merak ettim paşam, affedin. Canıma kastedenin sen oldun. Buraya da kelleni almaya geldim. Bana bir şey yapamazsın. Öyle mi? Aksi halde her şeyi hünkârımıza anlatırım. Ne anlatırsın hünkârımıza? Nigar Kalfa'yı. Nigar Kalfa bana ait mi Trakçı? Benim adım.
Aranızda olup biten her şeyi biliyorum. Boş laf bunlar. İnandıramazsın hiç kimseyi. İspatım var paşa. Nigar Kalfa'ya bağladın. İşte tapusu. Ayrıca içinde senin mührünü taşıyan bir mektup var. Ateşle oynuyorsun Behram. Asıl sen ateşle oynuyorsun paşa. Söyle adamlarına indirsinler kılıçlarını. Beni tehdit edecek durumda değilsin paşa. Bildiklerimi hünkârımıza anlatsam ne olur biliyorsun değil mi? Nasıl kurtaracaksın kendini? En kötü birlikte gideriz paşa. Ha şöyle. Nihayet beni ciddiye aldın. Derhal beni eski mevkime Anadolu Beylerbeyi olarak atayacaksın. Sonra vakti geldiğinde kubbe vezirini yapacaksın. Sen kimin köpeğisin be adam? Kimden alıyorsun bu cüreti? Allah'tan başka kimsem yok. Yarına kadar sana mı öğret? Ya dediğimi yaparsın... ya da neticelerine katlanırsın. Canını istiyorum onun. Sabahı kalmayacak. Emredersiniz paşam. Paşam. Hayırdır Vali Bey, ne yapıyorsun burada? Ben de sizin gelmenizi bekledim. Zira ilk sizin bilmeniz icap eder. Neymiş söyle bakayım. Suikastı yaptıran Behram Paşa. Haberim var. Hünkârımız katiyen bilmesin. Yarın bizzat söyleyeceğim. Behram Paşa'yı izninden attırdınız mı? Sorguda bizzat bulunmak isterim. Behram Paşa açığa çıktığını bilmiyor Bali Bey. Zinharda şüphelenmesin. Zira arkasında kimler var öğrenmek için bir müddet takip edeceğiz. Anladım. Bir isteğiniz olursa... Sen saraya dön Bali Bey. Ben gerekeni yapacağım. Paşam. Ne oldu? Bitirdiniz mi işi? Emrinizi yerine getirdik. Behram Paşa artık mesele olmaktan çıktı. Hayırlı sabahlar paşam. Senin ne işin var burada? Hünkârımızı görmeye geldim.
Bu arada dün geceki ikramınız için teşekkür ederim. Lakin içmek nasip olmadı. Zira koynumdaki hatun benden evvel davrandı. Sen kimsin be adam? Ecelinim paşa. Yanlış yaptım. Artık kimse kurtaramaz seni. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Sizinle konuşmam gereken mühim bir mevzu var. Tek başıma huzura kabul edilmeyi arz ederim. Madem mühim diyorsun, gele vakit. Paşam, nedir bu vaziyet? Bu hain hünkârımızla nasıl görüşür, engel olmayacak mıyız? Hünkârım. Söyle bakalım Behram Paşa, neymiş bu kadar mühim olan? Hünkârım, evvela beni huzurunuzda kabul ederek büyük şeref verdiniz. Malumunuz, hayatımı sizin adaletinizi tesis etmek üzere geçirdim. Burada canımı yolunuzda koydum. Mesele nedir, onu söyle. İbrahim Paşa'mız. Kendisiyle... Hünkârım. İbrahim Paşa. Hünkârım, affınıza sığınıyorum. Lakin müsaade ederseniz görüşmenize iştirak etmek isterim. Seni dinliyorum Behram Paşa'm. Hünkârım. İbrahim Paşa'mız... ki Rabbim kendilerine uzun ömürler versin... bana öyle bir vazife lütfettiler ki bahtiyar oldum. Ne vazifesiymiş bu? Kendileri benim tekrar Anadolu Beylerbeyi olarak atanmamı münasip buldular. Doğru mu bu? Doğrudur hünkârım. Behram Paşa'mızı Anadolu Beylerbeyi olarak atadım. Kendisinin bu vazifeyi layıkıyla yapacağından eminim. Elbette tabii, siz de münasip görürseniz. Madem öyle, hayırlara vesile olsun inşallah. Hünkârım, sizin yüce iradeniz karşısında hürmetle eğilirim. Bahşettiğiniz bu vazifeyle beni ihya ettiniz. Çekilebilirsin. Paşam. Paşam. Hünkârım. Sen kal İbrahim Paşa. Has odabaşı, beni tebrik etmeyecek misin? Ne hususta paşa? Tekrar Anadolu Beylerbeyi olarak tayin edildin. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Yaklaş. Daha yaklaş.
Evvela bu huzura destursuz girdin. Sonra da Behram Paşa'yı yeniden atadığını işittim. Derhal malumat ver, ne saklıyorsun benden? Hünkârım, haşa benim ne haddime? Sanki Behram Paşa'yı günahın kadar sevmezsin. Zerre kadar itimadın yok. Seni öldürmeye kalkıştığından bile şüphe edersin. Artık şüphem kalmadı hünkârım. Zira suikasti Behram Paşa yaptırmış. Bu meselenin kökü derin hünkârım. Behram bu işi kendi başına yaptırmış olamaz. Asıl düşmanın kim olduğunu anlayabilmek için ona istediğini verdim. Onu bir süre takip edip kime hizmet ettiğini tespit etmek niyetindeyim. Onun yaptığından emin misin? Hünkârım malumunuz bir süredir gözümüz üzerindeydi. Bir yerde kendi ağzıyla itiraf etmiş. İstihbaratımız kesinlikle doğru. Bu meczubun arkasında başkası varsa fena. Derhal bulup yok etmek icap eder. Benim de tek arzum bu hünkâr. Paşa Hazretleri, duyduklarım doğru mu Behram Paşa? Doğru. Evet de doğru. Paşam nasıl olur? O bir hain. Kellesini almak gerekirken rütbe vermek niye? Bari Bey, Behram Paşa bir hiç, bir kukla. İplerinin kimin elinde olduğunu öğrenebilmek için sadece yol verdim ona. Bırakalım zafer kazandığını sansın. Elbet bir gün açık verecektir. Hayırlı haberlerle geldim efendim. Söyle. Her şey arzu ettiğiniz gibi cereyan etti. Anadolu Beylerbeyi olarak atandım. Hünkârımız onayladı. Böylece divan yolum açıldı. Âlâ. Lakin dikkatli ol. Tedbiri elden bırakma. İbrahim peşini bırakmaz. Siz onu merak etmeyin efendim. Bana bir şey yapamaz. Zira ölüm fermanı elimde. İbrahim Paşa gelmedi mi hala? Gelmediler sultan. Hoş geldiniz paşam. Nasıl, beğendin mi evini? Hem de çok. Siz yanımdasınız. Allah'tan daha ne isterim? Hayal bile edemezdim bunları. İbrahim. Sultanım. Uyumadınız mı da? Uyuyamadım. Siz nerede kaldınız? İşim vardı. Sen çıkabilirsin. Kalsın İbrahim. Bebeklerin başında her daim biri olsun istiyorum. Otur. Sultanım, burası bizim mahremimiz. Yalnız olsak. İbrahim. Aynı acıyı bir daha yaşamaya dayanamam. Sultanım. Bu gam kederin sizi yenmesine izin vermeyin. Hem sizin için hem evlatlarımız için eziyet olur. Sultanım.
Neden hala yakalanmadı? Bu kadar kuvvetli mi bunlar? Eğer öyleyse bize huzur yok. Siz endişe etmeyin. Bana kimse bir şey yapamaz. Korku içindeyim. Bazı vazifelerini devretsen, seni ve evlatlarımı bu kanlı iktidar oyunlarına kurban vermek istemiyorum İbrahim. Asıl o vakit kurban ederler beni. Tereddüt etmek yok, durmak yok sultanım. Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam edeceğim. Her kim ki bu menzilde önüme engel koyar, kahrederim, ezerim onu. Siz endişelenmeyin. Kimse huzurumuzu bozamaz. Paşa Hazretleri. Söyle. Ne yaptınız? Aldınız mı emaneti? Vermedi paşam. Zira canımın teminatı olarak saysın paşa dedi. Nerede şimdi o? Meyhanedeydi paşam. Kendince zaferini kutluyor. Öyle mi? Destur! Sultanım. İbrahim. Niçin indiniz aşağıya? Merak ettim. Kötü bir haber mi var? Yok, hayır. Lakin acil çıkmam lazım. Bu vakitte. Nereye gidiyorsunuz? Devlet işi sultan. Fazla gecikmem. Ne oluyor? Ne oluyor? Ağlar! Ağlar, baksanıza! Boşuna bağırma! Paşa. Seni duyamazlar. Bana dokunamazsın paşa. Sonu kötü olur. Öyle mi? Ne yaparsan? Paşam. Sen kimsin be adam? Senin haddine mi beni tehdit etmek? Paşam, anlaşalım. Ben size emanetinizi geri vereyim, siz de canımı bağışlayın, olur mu? Nerede o? Affedin beni, bu tatsız hadiseyi unutalım paşam. Unutalım. Sen devletin veziri azamını tehdit edeceksin. Ve dahi kılıç çekip hakaret edeceksin. Sonra da affedileceksin, öyle mi? Paşam, ocağınıza düştüm. İhanet çok büyük bir suçtur Behram Paşa. Ve cezası mutlak suretle öldürülecek.